İyi günler Karaman TV takipçileri. Bugün sizler için cumartesi pazarına geldik. Hem vatandaşı dinledik, hem üreticiyi dinledik, hem satıcıyı dinledik, problemleri konuştuk. Hepsini videomuzda izleyebilirsiniz. Bizleri takipte kalın. Kolay sağ olasın abi, kardeşim, hoş fiyatlar ne durumda? Fiyatlar şu anda sebze fiyatları biraz yüksek. O da malum aşağıda fırtına, kar, rüzgar. Ama en ucuz yine portakal, limon fiyatları var. Narinciye ucuz sadece pazarda. Evet, vatandaşın bu konuyla ilgili size tepkisi ne oluyor abi? Tepkisi yüksek ya. 3 kilo alacağı yere 1 kilo alıyor, yarım kilo alıyor. Yani misafiri gönüllemek maksadı. Sadece peki bunun sizce sebebi ne olabilir? Siz bir satıcı olarak. Ne yani açıdan sebebi? Fiyatlar konusunda mesela bu hafta düşse önümüzdeki hafta mutlak yüksek oluyor diyor vatandaş. İlla ki şu anda arz talep meselesi. Yani gelen mal talebi karşılamadı mı rekabet ortamı zaten yüksek. Mal çok olsa fiyatlar düşük olur. Onun için gelen mal biraz az olduğu için fiyatlar ona göre biraz yüksek tutuyorlar. Yani siz satıcı olarak vatandaşa biz yine elinizden geleni. Kar marjımız o kadar yani. Elimizden geleni yapıyoruz diyorsunuz. Müşterilerin yani düşündüğü kadar yüksek değil. Yüksek alırsan yüksek satarsın. Uygun aldın mı rekabet ortamı olur. Ben ucuz satmasam orada biri ucuz satar illaki. Demek ki mal yerinde pahalı. Sadece olan olay bu. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Pahalı. Pahalı mı diyorsun? Pahalı evet. Evet sizce nasıl? Evet bence de çok pahalı. Sizce? Genel olarak pahalı. Şimdi kış mevsiminde görmemiz gereken sebze ve meyveler çok fiyatları yüksek. Yüksek. Daha uygun olmasını beklerdik yani. Bunun olması lazım. Sizce bunun sebebi nedir? Yani sebebini niye bağırıyorsunuz? Ben fırsatçılara buluyorum yani. Fırsatçılar işte ortamdaki şeyleri fırsat bilip fiyata yükleme yapmışlar. O yüzden yani üreticiyle bir bu konuda mesela satıcıyla problem yaşıyor musunuz yani? Siz vatandaş olarak. Yani bunun sebebi üretici diyebilir miyiz? Üretici de değil. Üretici de olmaz. Niye olsun? Ya, ezilenler üretici zaten. Üreticilerin karşılığını alamıyorlar. Yani. Evet. Üretici yani siz de değil. Vatandaşa keşke paralar yani direkt verdiğimiz fazla para keşke üreticiye gitse. Bu kadar şey olmaz yani ama. Yani bu konuyla ilgili üreticinin fazla bir suçu yok diyorsunuz. Bence yok. Evet. Pazarın satışları ne durumda şu anda? Pazarda satışlarımız çok güzel. Zamlı maaşlar pazara yansıdı. Yansıdı. Marketteki müşteriler pazara artık döndüler. Pazara döndüler. Pazar çok güzel oldu. Pazar çok canlı. Fiyatlar gayet uygun. Bazı şeyler yüksek olmakla beraber diğerler birçok mallar çok uygundur. Pazar çok güzeldir. Fakat vatandaş şu anda marketi pahalı buluyor. Aynen öyle. Pahalı, marketi pahalı bulan vatandaşlarımız pazara yöneldiler. Ve pazar acayip canlandı. Çok güzel oldu. Peki bal satışları ne durumda? Bal satışlarımız çok iyi. Ballarımıza zam yapmadık. Ballar kendi üretimimizdir. Evet. 30 liradan veriyoruz. Kaliteli baldır, doğal baldır. Güvenlidir, kendimiz üretiyoruz. İnsanlar alıyor mu peki yani? İnsanlar şu anda alıyorlar. Asgari ücretli insanlar mesela var. Söylüyor ki, asgari ücretli bir insan diyor ki ben bal alamıyorum. Herkes alıyor. 30 liraya balı herkes alır. 15 liraya sigara alan vatandaş 30 liraya balı çoktan alıyor zaten. Satıyoruz çok şükür. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. Piyasa çok güzel. Satışlarımız iyi. Bence çok güzel yani. Sizin düşünceleriniz böyle. Ben düşüncelerim bu. Teşekkür ediyorum. Ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Alışveriş yapıyorsunuz. Fiyatlar ne durumda şu anda? Normal. Bu hava şartlarından. Hocam biraz pahalı gibi ama idare edecek. Yeteri kadar alacağım. Sizce nasıl fiyatlar? Bence de biraz pahalı. Yani şu havaların soğumasından sonra fiyatlar bayağı bir yükseldi. Bundan 3 hafta önce gayet normaldi. Fakat 3 hafta şu soğuklardan sonra yükseldiği görüldü. Evet. Biraz zorlanıyoruz. Bütçemizi zorluyor ama yine de şükrediyoruz. Ne yapalım? Peki çok bu şükür. Fiyatların çıkması, düşmesi bunun sebebi ne olabilir sizce? Yani üretici midir, komisyoncu mudur? Büyük bir ihtimal şu soğuklardır. Yani. Trump'ın tweetleri. Evet. Trump'ın tweetleri. Abi. Sağ ol kardeşim. Hayırlı işleriniz olsun. Allah abi razı satışlar olsun. Nasıl şu anda? Satışlar iyi çok şükür. Çok şükür de müşteriler fiyatlardan muzdarip biraz.
Muzdarip. Tabii. Şu an halkımızın gözünde şu meyveler lüks gibi duruyor. Aynen öyle. Şu anda satışlar nasıl abi? Burada şu anda satış oluyor mu yani? Sen satabiliyor musun muz, çilek? Allah aşkına şu anda satılmıyor. Tezgahımızda bir tane mal yok. Hepsi satılıyor. Satılıyor. Satılıyor kardeşim. Fiyatlar ne durumda abi şu anda? Arkadaşım kaliteli muz, şöyle söyleyeyim. Marketlerde 8 lira olan muz, tezgahımızda 6,5 lira. Ha, biraz daha düşük kalitesi var ama o da çok güzel. Açık bahçe muzu. 6 lira, 5 lira. Daha ucuzlara gidersek 4 lira, 3 liraya, 2 liraya kadar muz var. Vatandaşın size tepkisi nasıl oluyor şu anda? Yani vatandaş size tepkiyi nasıl gösteriyor bu vatandaş fiyat konusunda? Vatandaş bize tepkiyi nasıl gösteriyor? İster istemez vatandaş bizi sorumlu tutuyor. Evet. Ama tabii doğal, yani doğal hava şartları, öyle söyleyeyim ben sana. Yani yerinde fiyatları etkiliyor. Ama yani asgari ücretli bir insan gelip buradan alışveriş yapabiliyor şu anda. Yapabiliyor, yapabiliyor, yapabiliyor. Kesinlikle. Rahat bir şekilde yapabiliyor. Yapabiliyor. Tamam. Teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. İyi günler. Pazardan geliyorsunuz. Şu anda evet. Pazarın fiyatlarının durumu nasıl abi? Fiyatlar yüksek. Fiyatlar yüksek. Evet. Bunun sebebi ne olabilir sizce? Şu anda kış şartları da olabilir. Çünkü Antalya'da ve Akdeniz'de yağışlar biraz kötü gidiyordu. Yani çok oluyordu. O yüzden dolayı belki tarlalarda hasadı vurmuş olabilir. Ondan dolayı yükselme olabilir. İkincisi de aracılardan olabilir. Komisyonculardan olabilir. Yani bunu tam olarak, yani şu anda elimizde herhangi bir şey yok. Bilmiyoruz ama olabilir yani. Yani şu anda biz satıcıyı da dinledik. Satıcının da diyor ki bu konuyla ilgili bizim bir suçumuz yok diyor. Evet. Yani bizim malı getirdiğimiz, aldığımız kişilerden nakli ücreti, bandrol ücreti, bu konuyla ilgili bir problemimiz var diyor. Bundan dolayı bu vatandaşa yansıyor diyor. Evet. Yani sizce bu konuyla ilgili bir çözüm üretilebilir mi? Çözüm üretilebilir. Şimdi çiftçiyle vatandaş arasında zannedersem 2-3 tane şey var. Birbirinden farklı unsur var. Öyle olduğu için o ona farklı farklı fiyat koymak zorunda bunlar üzerine. Öyle olunca vatandaşa, çiftçiden çıkan 5 liralık mal vatandaşa o zaman 15 liraya yansıyor işte. Bu ortadakilerin kaldırılması gerekir. Bu da şeyden kaynaklı. Çözüm olarak da çiftçilerin birliğinin faaliyete geçirilmesi gerekir. Yani o faal değil. Türkiye'de bir tabii. Çiftçinin bir mesela bu tarım kredi kooperatifleri gibi bunların faaliyete geçirilmesi gerekir. Yani üretici buna bir el atarsa diyorsunuz. Bu aynen öyle. Gözülür. Aynen öyle. Ama üretici şimdi şöyle, burada devletin aslında müdahil olması gerekir. Evet. Şimdi devlet müdahale etmiyor burada. Devlet müdahale etmediği için böyle oluyor işte. Devletin de üreticiye müdahale etmesi gerekir. Etmesi gerekir. Müdahale etmesi gerekir değil de hiç olmazsa vatandaşla şeyin arasında, bu çiftçinin arasında bir çözüm bulması gerekir. Burada devletin bulması gerekir bunu. Siz serbest bırakırsanız eğer komisyonlara, ya komisyon adam tabii kar etmek zorunda. Kar etmek zorunda olunca o da fiyat koyacak. Öteki de ondan sonra artıyor tabii fiyat. Şu anda fiyatlar ne durumda? Valla etiketleri görüyoruz. Domates 5 lira, salatalık 10 lira, marul 5 lira. Fiyatlar böyle. Sebebi sizce ne olabilir? Siz bir vatandaş olarak. Valla fırsatçılar diyorlar ama. Biz de fırsatçı mı diyelim? Yani bu konuyla ilgili, bu konuya el atması gereken, yani sizce hükümet el atacak. Hükümet el atacak evet. Diyorsunuz. Bunun sebebini neye bağlıyorsunuz? Yani vallahi üreticiden hükümet, mi? Hükümetin bizi iyi yönetemedi. Hükümetin bizi iyi yönetemedi diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Işler. Allah nasıl razı olsun. Nasıl satışlar? Satışlar şükür iyi. Güzel. Satışlarımız güzel. Allah razı olsun. Evet. Sağ olun. Vatandaşın tepkisi ne şu anda? Hani pazarda vatandaş bir artış olduğunu düşünüyor vatandaş. Sizce? Ya şimdi vatandaşın tepkisi şöyle. Yağmur yağdığından dolayı her şey ıslandı. Adamlar sandallardan portakal topluyorlar. Yani buna yapacak bir şey yok. Cenab-ı Allah'tan gelen bir şey buna. Evet. Yani şimdi o yönden karın altında maydanoz kalıyor, ıspanak kalıyor. Adam onu işçiye 100 lira verirse 200 lira toplattırıyor. Yani vatandaşa yansıyor. Ama bunun hükümetten hiçbir alakası yok yani. Vatandaşın size fiyatlarla ilgili bir tepkisi oluyor mu şu anda? Ya yani olmuyor. Yani vatandaş alıştı artık yani. Yani satışlar var şu anda yani. Var, problem var, şükür, yok yani. Ekonomik şükür, durumu ekonomik vatandaş. Durumu herkesin iyi. Herkes Marlboro içiyor. Cebinde Marlboro var. Mesela cebinde şöyle 1,5 milyarlık telefon var. Türkiye'de fakir diye bir şey yok. Herkesin 2 tane arabası var. Yani fakirlik diye bir şey yok. Herkes zengin. Gerçek söylüyorum bakalım. Evet, şu an satışlarınız iyi yani. Yani 16 yıl evveli olsaydı o zaman herkes fakirdi. Şimdi herkes zengin. Herkesin cebinde para dolu. Herkes Marlboro sigarası içiyor. Herkesin 2 arabası var. Hali vakti. Hani bana fakir adamı göster. Herkesin cebinde 1,5 milyarlık telefon var. Fakir adam taşıyabilir mi onu? Taşıyamaz değil mi? Teşekkür ediyorum. Buradan da Cumhurbaşkanımıza selamlar.